Kimimizin tanıdığı, kitabını okuduğu, çünkü Türkçe'de ne yazık ki henüz tek çevirisi var, tek kitabının çevirisi var. Oysa ki pek çok kitabı olan İtalya'nın çağdaş yazarları arasında en önemlilerinden olduğu söylenen ve ben de bu kitabı edinip okuduğumda aynı kanaate vardım. Önemli bir yazar Matteo Strucul. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Bizimle birlikte bu akşam burada olduğunuz için gerçekten çok mutluyuz. Güzel bir akşam diliyoruz herkes için. Buonasera a tutti, ciao Ayça. Hepinize iyi akşamlar, merhabalar. Benim için de çok büyük bir keyif burada bu akşam sizlerle birlikte olmak ve Türkçe'ye tercüme edilmiş olmak da beni çok sevindiriyor. Türk okurları selamlamak istiyorum. Türkiye'yi ve Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Bana bu şansı veren insanlara teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki çok müteşekkirim, yayın evime çok müteşekkirim bu bağlantıyı kurduğu için ve de hikayeme bu güveni gösterdiği için. Çünkü birilerinin sizin yazdıklarınıza inanması lazım. Yayın evleri inandıkları zaman bu işler güzel gidiyor diyebilirim. Benim için çok keyifli oldu ve Türkçe'ye çevrilmek de çok büyük keyif oldu. Biz de sizi tanımaktan ve okumaktan, ayrıca çok ciddi tarihi bilgiler içeren bu eserinizle tanışmış olmaktan mutluyuz. İtalyan Kültür Merkezi'nin de katkılarıyla Kalem Ajansı'nın düzenlediği bu İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali bizlere pandemi boyunca ekranlardan ciddi ufuklar taşımış oldu. Siz de onlardan birisiniz. Siz İtalya'da doğmuşsunuz, İtalya'da büyümüşsünüz ve İtalya'da yaşıyor olmaktan, bir İtalyan olmaktan çok mutlusunuz. Birçok yerde bunu ifade etmişsiniz. Aslında teyzeniz, değil mi? Aslında teyzenizin aldığı Homeros'un İlyadası'yla başlamış sizin edebiyata olan tutkunuz. Ve bir roman yazmayı hayal etmiş olmakla beraber ilk önce hukuk eğitimi almışsınız. Siyah birayı, İtalyan kırmızı şarabını ve çizgi romanları, yanı sıra rock müziği çok seviyorsunuz. Böyle bir çağdaş yazarla birlikte bu akşamı konuşmak için de şahane bir eseriniz var elimizde. Aslında bu tür kitaplar yazmaya başlamadan önce yazdığınız kitaplar henüz Türkçe'de yok ve onlarla karşılaştıramıyorum. Ancak bu çok önemli bir eser. Şimdi Matteo Strucul isminden de hareketle ve Strucul kulağa çok İtalyan gelmediği için sizin biraz nereden, aslında köklerinizin nereden olduğunu merak ediyorum. Belki de İtalyan tamamen ama kulağa pek öyle gelmediğini söylemeliyim. Ve bagajınızda neler taşıdığınızı, nasıl şahsen çok merak ediyorum. Biraz anlatır mısınız bize? Evet, aslında çok doğru şeyler söyledin hakkımda. Soyadım Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan geliyor. Çünkü Venedik Cumhuriyeti ve Veneto bölgesi İtalya'da Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından bir dönem egemen olunmuştu. Napolyon Savaşları'nın hemen sonunda, yani 1800'lerin başından 1860'lara kadar buralarda böyle bir egemenlik olmuştu. Daha sonra İtalya'ya bağlandı. Yani o 60 yıl boyunca Avusturya Macaristan egemenliği vardı ve benim Macar soyadım diyebilirim. Aslında biraz Transilvanya'yla da bağlantımız var. Çünkü o dönemlerde daha Romanya oluşmamıştı Transilvanya'da. Ama senin dediklerin çok doğru. Ben gerçekten klasik edebiyatı çok seviyorum. Dumas, Balzac, Hugo, bunları çok büyük keyifle okudum. Umberto Eco'yu da elbette. Manzoni, İtalyan yazarlardan, Rus yazarlar, Dostoyevski, Tolstoy. Benim bagajımı dolduran yazarlar diyebilirim. Goethe tabii ki, Schiller. Yani aslında bu tarz anlatımları çok seviyorum. Yani biraz serüven, biraz da tarihi anlatımlar olmalı. İtalyan olmaktan da gurur duyuyorum. Çünkü geleneksel olarak bu Rönesans hikayesi
özellikle Anglo-Amerikan yazarlar tarafından anlatılıyor. Bu da beni güldürdü açıkçası. Çünkü İtalyan Rönesansı'nı İtalyanlar anlatmalı diye düşündüm. Elbette çok çalışmak lazım böyle bir romanı yazabilmek için. Ama benim için önemli olan duygulanım son yıllarda bazı romanlar, bazı başarı kazanan kitaplar biraz fazla İtalya'yı bir organize suçlar açısından mafyayla, kamorayla vesaireyle birlikte anlattılar diye düşündüm. Ama şunu söylemeliyim ki İtalya'nın yabancı ülkelerdeki tek izlenimi de bu olmamalı. Onun için ben güzellikten, sanattan ve sanatsal geleneklerden söz etmek istedim. Michelangelo, Raffaello, Donatello. Bunlar ninja kaplumbağalar olmaktan çıkmalılar. Dört tane son derece önemli İtalyan bunlar. Tabii ki belirli tuğlaları üst üste koymak gerekiyor diye düşündüm. Homeros'un İlyadası aslında epik bir şiirdir. Yani Troya destanını anlatan epik bir şiirdir. Siz teyzenizin size onu hediye etmesinden sonra onu o kadar etkileyerek okuduğunuza göre aslında bu Homeros ve İlyada'dan ziyade sizden kaynaklı bir şeymiş görünüşe göre. Çünkü ağır bir şiirdir. Anlamak bir çocuk veya bir genç, bir ergen için çok kolay değildir. Bizim buralarda bir deyişimiz vardır. Akacak kan damarda durmaz denir. Demek ki sizin edebiyatçı, hatta tarih yazarı bir romancı olacağınız çocukken belliymiş. Öyle diyebilir miyiz? Possiamo dirlo. Evet, söyleyebiliriz. Elbette söyleyebiliriz. Biliyor musun, benim halam teyzem, çok çok teyzem oldu benim hayatta. Hepsi de öğretmen. Dolayısıyla onlar bana güzel kitaplar hediye ediyorlardı. Özellikle bu Homeros'u hediye eden teyzem küçüklüğümden beri güzel güzel kitap okumamı istedi. Ben de bunu bir macera kitabı olarak büyük bir keyifle ele aldım. Ve hakikaten inanılmaz belirli sahneler vardır. Örneğin Aşil'le Hector arasındaki düello gibi, sonra onun verdiği kararlar, nasıl bir şerefli mücadele vermesi Yunanlılar adına, sonra Troya kapılarında yaşananlar, Andromache'nin getirdikleri saygınlık, aşk, cesaret. Evet, tanrılar bir taraftan korur ama Akille gene de bir noktasından, Aşil yani bir noktasından öldürülebilecek durumdadır. Bütün bunlar benim anlaşılan çocukluk hayal gücümü beslediler, hoşuma gittiler ve sonunda da iyi bir okur haline geldim. Gerçekten de iyi bir okurum. Çünkü anladım ki benim geçmişim, geleceğim ve her şey aslında tarihle bağlantılı. Tarihi iyi okumam, iyi anlamam ve ruhuma sokmam gerektiğini düşündüm. Belki çok da başarılı olmadım ama oradan yazarlığa da geçtim ve böyle bu yönde kendimi geliştirdim. Tarihçi olarak çok başarılı olmadığımı söyleyebilirim. Tarihçi olarak başarılı olmadığınızı düşünmüyorum. Çünkü böyle bir kitap, bizde birincisi var ve aslında bir seri. Bu kitabı yazmak için sadece İtalyan tarihini bilmek yetmez. Yakın tarihi ve de Rönesans dönemini, mevcut coğrafyasının diğer bütün dinamikleri, etmenleri ve katmanlarıyla aslında hakim olarak ancak aktarabilir bir yazar bana kalırsa. Bence çok iyi bir tarihçisiniz. Ancak tarihi bir roman yazmak, hayali karakterler yaratmaktan çok başka bir sorumluluk ve orada sizi zorlayan birçok şey olmuştur. O zorluklarda vazgeçmeyip ilerleme ve bu Medici ailesini tanıtma, duyurma, anlatma motivasyonunu
sağlayan, devam ettiren sizde ne oldu? Ne? Sì, certo. Elbette. Şöyle söyleyeyim. En çok hoşuma giden şey, hiçbir İtalyan yazar bir roman yazmamıştı. Bir denemeler oldu tabii, araştırmalar, ama Medici hakkında bir roman yazılmamıştı. Bu aslında son derece önemli. Rönesans'ı finanse etmiş bir aile ve Rönesans'ı oluşturmuş, yaratmış aile. Çünkü güç veriyorlardı bütün sanatçılara, onlara parasal imkan sağlıyorlardı. Kültür ve güzellik onların iktidarını tamamlayan şeylerdi. Şehirlerini güzelleştiriyorlardı. Sonra evet, bir beylikti söz konusu olan, ama Floransa Cumhuriyeti'nden söz ediliyordu o dönemde. İşte bu hikayenin eksik olduğunu düşündüm İtalyan edebiyatında. İşte çılgınca bir karar aldım diyebilirim. Deli olduğuma karar verebilirsiniz. 4 tane roman yazdım. Bu birincisi Medici'ler üzerinde. Yıllarca çalıştım bu kitabı yazmadan önce. Tek bir kitabı 4 bölüme ayırdım. Ama her biri de kendi içerisinde bağımsız. Sadece bir tanesini de okumakla yetinebilirsiniz. Ama şunu anlatmak istedim ki, güzellik, hafıza, İtalya'nın hafızasında güzellik, bir freskolar bütünü. Çünkü bence okurlar, İtalyan okurlar arıyorlardı bunu. Nitekim kitap çıkar çıkmaz da büyük bir başarı kazandı. Çünkü bu hikaye yoktu İtalya'da. İtalyanlar tarafından yazılmış halde yoktu. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir işlevsel bir romanın yazılması için. Evet, bu tarihi kişilikler senin de dediğin gibi oldukları gibi ele alınmalılar. Çünkü biliyorsun ki onların söylemek istediği şeyler var. Ona da bir şekilde tercüman oluyorsun. Bir roman olarak anlatmak ya da hayali kişilikler oluşturmak da yetmiyor. Dediğim gibi çok deneme var, araştırma yazısı var, ama roman olarak ilk defa gerçekleşti. Söyleşi öncesinde bahsettiğiniz üzere 20 dile, 40'tan fazla da ülkeye kitap ulaşmış durumda. Ve bu aslında günümüzde tarih kitaplarından değil, edebiyat üstünden öğrenen geniş bir popülasyona müthiş bir imkan tanıyor. Rönesans'ı Avrupa'nın Fransa'sından, İtalya'sından ve çok başka bölgesinden bahsederek anlatan, özellikle İtalyanca'da ilk kitap ise ve dünyaya böyle yayılıyorsa, bunun verdiği büyük bir sorumluluk var şu an sizin üstünüzde. Öyle hissediyor musunuz? ma guarda, non ci penso. Cioè, in realtà io voglio raccontare questo. Aslında pek de bunu hissetmediğimi söyleyebilirim. Yani ben bu hikayeleri anlatmak istiyorum. Sonra okurlar bu hikayeleri, seviyorlar. Evet, tarihte öğreniyorlar bunun sayesinde. Evet, ben pek çok hikaye anlatıyorum, ama tarih dediğimiz şeyin çok küçük bir bölümünü anlatmaktayım. Çünkü okuru da fazla sıkmak istemem. Bir takım olaylar, yaşanmış olaylar anlatılıyor. Entrikalar var, ihanetler, düellolar var, sürprizler var, şiddet var, aşk var elbette, ittifaklar var, savaşlar var. Bütün bunları anlatıyorum. Bir roman çerçevesinde anlatıyorum. 1800'leri anlatan bir roman bu. Monte Cristo Kontu'nun yazıldığı dönem, sefiller vesaire gibi düşünün bütün bunları. Bunlar da çok büyük hikayelerdi.
aslında tamamen tarihi anlatmazlar. Ama tarih evet kahramandır ama onun içinden bir dönem anlatılır ve birkaç kişinin etrafında oluşan olaylar anlatılır. Öyle mi? En büyük zorluk olayın ruhuna, kişilerin ruhuna saygı göstermek ve o dönemin mantığına saygı göstermek. Bence en önemli nokta ve en zor olan nokta burası. Benim umudum okurlar, farklı ülkelerde okuyabilecek olan dünyadaki okurlar, benim romanlarımdan yola çıkarak tarihi sevsinler isterim. Ondan sonra da araştırsınlar, başka araştırma kitapları okusunlar. Bu olabilir benim dileğim. Böylelikle tabii ki hem öğrenirler hem eğlenirler diye düşünüyorum ve tabii derinleştirirler bilgilerini. Elbette. Şimdi siz küçükken ya rockstar olurum ya yazar olurum diyormuşsunuz. Bir anlamda rockstar oldunuz çünkü şu anda 20 değil 40 ülkeden bahsediyoruz ve pek çok söyleşiye katılıyorsunuz. Bir anlamda rockstarsınız ve de yazarsınız. Demek ki ikisini de, iki hayalinizi de gerçekleştirmişsiniz. Bu seriden önce yazdığınız kitaplar var. Ama biz sizi o kitaplarla tanımadık. Biz sizi Medici kitaplarıyla tanıdık. Medici'nin bu serisini devamlı Türkçe'de okuyabilmeyi çok arzu ediyorum ben. Peki Medici'nin farkı neydi? Neden daha çok bu kitabınıza ilgi gösterildi sizce? Ma allora, prima avevo scritto... Daha önce... gerilim kitapları yazmıştım. Hatta kara kitaplar yazmıştım. Kahramanlar hep caniydi, katildi. Ve bunlar üç tane roman. Hep kadın kahramanlar var. Mina adında bir kadın var. Tarantino gibi, Rodriguez gibi. Dolayısıyla bu romanlar... çok görsel romanlardı. Sonra 1800'lerde geçen Veneto bölgesindeki bir cinayet hikayesini anlattım. Böylece tarihi romanlara yaklaştım. Sonra Medici'lerden önce bir başka roman daha yazdım. Bu da Rusya ile Transilvanya arasında 1200'lerde geçen bir olaydı. Gene tarihi bir romandı. Bir cadı vardı. Biraz fantastik de diyebilirim. Biraz gerçekçi, biraz fantastik bir kitaptı. Gençler seviyorlar biliyorsunuz. Genç kuşak seviyor. Peki o zaman neden Medici ile bu kadar parladınız? Ya da biz nasıl oldu da sizi daha sonra duyduk? Ma io penso perché... Tahmin ediyorum ki, nasıl söylesem, Rönesans. Öyle bir dönem ki, orada sanat, güzellik en ön safhadalar ve okurlar, o insanların yanında olduklarını hissediyorlar. Lorenzo'nun, Brunelleschi'nin, Leonardo da Vinci'nin, Cosimo de Medici'nin yanında olmanın keyfini yaşıyorlar. Bu bir meydan okuma gibi ve de insanı yücelten bir olay. Tarihin en önemli kişilikleriyle birlikte oluyorsunuz. İşte yani bu kitap neden diğerlerinden çok daha fazla başarılı oldu derseniz, ben okuru öyle bir şekilde yakaladım ve öyle bir noktaya götürdüm ki Brunelleschi ile, Medici ile yan yana Leonardo'nun elini tuttu, Caterina de Medici'yi gördü. Bütün bu büyük insanların aynı ortamında oldu. Düşünün bir de gördüğü o kubbeleri, Floransa şehrinin kubbelerini düşünün. Onlara dokunma imkanını buldurdum sanki. Bir sürprizdi bu. Yani bir okur olarak
bu insanların yanına gitmek ve onlarla birlikte bir maceranın içine girmek bence insanların hoşuna gitti. Bir bakış açısından bir şekilde büyük insanları göğüsledik ama belirli bir empati oluşturarak yaptık bunu. Yani okur kendini onlara yakın hissetti. Belki de bu benim başarımın veya bu kitabın başarısının nedeni olabilir. Cosimo'nun söylediklerini dinlemek önemliydi. Onun anlattıkları inanılır oldu. Ve de tabii okuyanları, okurları bütün dünyada etkiledi, içine aldı. Çok haklısınız. Aslında herhalde insanlar sanatın her dalında güzellikleri dinlemeyi ve duymayı ve o karakterlerin eşlikçisi olmayı daha çok seviyorlar. Peki Rönesans dönemi tarihe ilgi duyan herkes için, ancak ilgi çok derin duymasa bile hemen herkes için çok önemli bir dönemdir. Avrupa ve tüm dünyanın bundan çok etkilendiğini ve bugünkü dünya olmasında sebep olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Pekala, eğer Medici'ler olmasaydı, çünkü biz bu kitapta ona odaklanıyoruz, o aileye. Olmasaydı Rönesans olmayabilirdi diyebilir miyiz? Yani çok iddialı bir laf olur belki ama okuduklarımız da bunun hakkını verir nitelikte. Sì, sono perfettamente d'accordo con te. Ben seninle aynı fikirdeyim. Yani Medici'ler olmasaydı kesinlikle Rönesans yaşanmazdı. Çünkü Cosimo'nun mantığı, anlaması önemliydi. Güzelliği, kültürü öyle bir anda yakaladı ki, onun yakalaması, yani Cosimo fetihlerden öteye gitti. Floransa'ya sahip olabilmek için kılıç yetmiyor, güzellik yaratılmalıydı. Onun için de işte o kubbe yaratıldığı zaman o güzellik ortaya çıktı. Daha sonraki kitapta, ikinci ciltte bu anlaşılacak. Lorenzo, Leonardo da Vinci ile birlikte hareket edecek. Neoplatonik akademi kurulacak, klasikler ele alınacak. Dolayısıyla bir armoni, klasik kültürle bir armoni yaşanacak. Botticelli devreye girecek. Bütün bu büyük artistlerin Floransa'da olmasının nedeni Medici'lerdi. Çünkü Medici'ler onların dehalarının bedelini ödedi. Ve böylelikle de bu yeteneklerin çoğalmasını sağladılar. Sanatçılar birbirleriyle karşılaştılar, birbirlerinden etkilendiler, bazı durumlarda birlikte çalıştılar, atölyeler kuruldu ve bütün bunlar elbette bu inanılmaz güzelliği, Floransa'dan başlayan güzelliği bütün Avrupa'ya yayılan, Roma'ya giden, papalıkla bütünleşen. Sonra ben Michelangelo hakkında da yazdım örneğin. Michelangelo'yu da anlattım. O Capella Sistina'yı nasıl yaptığını, Sistina Şapeli'ni nasıl yaptığını, oradaki çalışmalarını anlattım. Söyleyebilirim ki Medici'ler temelleri oluşturdular Rönesans için. Sonra Milano'ya da geldi. Sonra bütün dünyaya, Fransa'ya yayıldı Medici'ler. Bu bütün bu idealler, bütün bu orantılar Galois'a kadar gitti. Dolayısıyla Rönesans dünyevidir, dünyayı ilgilendirmiştir ve büyük bir devrimdir. Kesinlikle büyük bir devrim. Şimdi ben aslında şöyle düşünüyorum, tarih yönetsel beceriler ve finansal kaynakların yönlendirilmesiyle anlatılıyor herkese. Yani sanat ve tarih üstünden sadece bir dal olarak devam ettiğinizde bir şeyler öğreniyorsunuz. İlginç olan şöyle bir şey var bana göre. Ben bugün beyaz giydim çünkü kitapta en etkilendiğim karakter Cosimo de Medici ve
sonuna kadar bütün hayatı boyunca aldığı kararlarda sadece barışı hedefliyor. Yani bir konsensus ortamı, bir barış ortamı, böyle bir iklim oluşsun ülkesinde arzu ediyor. Ve bütün işte Venedik, Floransa, Milano, aslında herkes barış içinde olsun istiyor. Bu aslında tuhaf değil mi? Yani bugünkü dünyada baktığımızda, çünkü Medici'ler her ne kadar isimlerinin doktorlar anlamına geldiğini öğrenmiş olsak da az önce, aslında bankacılar. Yani para üstüne kurulu bir ticaret sisteminden çıkıyorlar. Günümüzde para sadece savaş getiriyor. Ama o gün Medici'ler bunu sadece barış getirmek için kullanan bir aileymiş. Bu çok ilginç bir tarihi karakter olması. Yanı sıra çok da önemli kararlar alabilen, her ne kadar siyasetin içinde henüz bu kitapta yer almasalar da, aslında ne kadar sağlam karakterli bir bakış açısı taşıdıklarını sergiliyor. Bu barışçıl tavır onların karakteriydi, yoksa paranın sulhünü yaşatma istekleri miydi? Ma allora, diciamo che i Medici avevano... Nasıl desem, Medici'lerin kapasitesi barışı yaratma yeteneği. Şunu da hatırlayalım ki evet, bankerlerdi, iktidar sahibi insanlardı. Bir şehir üzerinde iktidarları vardı ve bu iktidar da zaman zaman tartışmaya yol açıyordu. Ama barışa da ihtiyaçları vardı ve siyasetten de yararlanıyorlardı. İttifaklar kuruluyordu zaman zaman. Bir iktidarı işletmeleri de icap ediyordu. Bunun içinde alımlar, satımlar yapılıyordu. Yolsuzluklar da söz konusuydu. Yani Medici'ler de azizler değildi. Öyle de düşünmeyin. Ama aynı zamanda diplomasi sayesinde elbette, daha önce de söylediğimiz gibi, finansman sayesinde, sanatı finanse ettikleri için, güzelliğe olan hayranlıkları yüzünden bir barış iklimi de istiyorlardı. Çünkü barış olursa gelişme oluyordu. Kontrol etmek istiyorlardı her şeyi, ama barışı da garantilemek istiyorlardı. Oysa bugün, çünkü sen güzel bir soru sordun, benim düşüncem şu yönde. Bir kısım evet güzellik, kültür vesaire bunlarla besleniyor, ama teknoloji de bunları öldürmekte. Teknoloji çünkü bir şekilde bugünün sanatını ele geçirmiş durumda. İtalya için söz ediyorum, çünkü İtalya'yı biliyorum, tanıyorum. Ve düşüncem o yöndeki, sanat sıklıkla, mesela tiyatroyu düşünüyorum, sinemayı, edebiyatı düşünüyorum, sıklıkla bir şekilde bir duraklama yaşıyor gibi düşünülüyor. Ruhu beslediği düşünülmüyor. Oysa ben bu son yıllarda çok bunun için acı çektim. Çok çalıştım, çok kitap yazdım. Ama sinemaya gidemedim. Arkadaşlarımla buluşamadım. Kütüphanelere gidemedim. Tiyatroya gidemedim. Bu sıkıntıyı da yaşadım. Bu acıyı da çektim. Benim şu anda ekranım dondu. Beni duyduğunuzu varsayarak devam edeceğim. Aa, evet, şimdi geldi. Tamam, harika. Peki, bir pandemi geçiyoruz. Ve çok ilginç bir şekilde aslında konuştuğumuz dönemin bir yansıması gibi duruyor bu pandemi. Çünkü kitap veba dönemini de içeren yılları anlatıyor bir taraftan. O yıllarda da veba Çin'de ortaya çıkıp sonra ticaret yoluyla Cenevizlilerle İtalya'ya geldiği düşünülüyor. Farklı görüşler de var ama temel eğilim bu yönde. Ardından Avrupa'ya yayılıyor ve
Avrupa'nın üçte birini aşağı yukarı yok eden 200 milyon insana yakın bir kayıptan bahsedilebiliyor o yıllarda, kayıtlarda. Bu çok gerçekten korkunç rakamlar ve şu anda da bir COVID-19 yaşıyoruz. Bundan bahsetmek lazım çünkü bu yayın aynı zamanda tarihe düşülen bir not, sizinle yaptığımız bu yayın. Şimdi de benzer bir rota izlemiş yeni bir virüs. Biz çok üzülerek izledik. İtalya ilk dönemlerini COVID'in çok ağır yaşadı. Aslında bütün Avrupa ve şimdi bütün dünya elbette. Bir tarihçiyle yaptığım sohbette demişti ki, evet sıkıntılı bir dönem. Ancak ben sakinim. Çünkü biliyorum ki geçecek. Şimdi siz de bu kitabınızda özellikle veba salgınını da inceleyerek, özetleyerek kitaba eklediğiniz için soruyorum. Siz de biraz rahat mısınız pandemi konusunda? Yani içiniz rahat mı? Büyük kayıplar veriyoruz hepimiz her yerde ama geçecek sükuneti var mı sizde de? Allora lo spero e, evet, bütün dileğim bu yönde elbette. Tabii ki bilime güveniyorum, tıbba güveniyorum. Aşı son derece önemli ve çok önemli etkiler yaratmakta. Herkesin aşı olmasını bütün yüreğimle diliyorum. Ancak tarih bir perspektif veriyor bize. Örneğin İtalya'da savaş yaşıyoruz deniyor. Ne dediğimizin de çok farkında değiliz. Çünkü savaş başka bir şeydir aslında. Benim dedelerim yaşadılar savaşın ne olduğunu. O bugün yaşananlardan farklı bir şey. Şans eseri hayatta kalabildiler ve bana hep anlattılar savaşın nasıl olduğunu. Ama tarih okuduğunuz zaman bir bakış açınız gelişiyor. Ve doğru olarak her zaman bir takım sorunların olduğunu, işte frengi yaşandı, kolera yaşandı, veba yaşandı, pek çok salgınlar yaşandı. Ve bunlar daima büyük sayıda insanları öldürdüler, ölümlerine neden oldular. İşte bu yüzden bu pandeminin de, bu salgının da şu andan itibaren elbette bir trajediydi. Pek çok insan öldü dünyada ama unutmayalım ki küçük bir bölümünü oluşturuyoruz biz tarihin. Öyle çok önemsememizin manası yok. Floransa, İtalya, Avrupa çok büyük salgınlar yaşadı 1400'lerde, 1500'lerde. Tek bir günü onlar gibi yaşamış olsaydık anlardık aradaki farkı diye düşünüyorum. COVID-19 elbette bugün için bizi korkuttu, üzdü, sıktı, dram oluşturdu ama o zamanlar yaşananlara oranla hiçbir şey değil ve tahmin ediyorum da burada bitti. O kadar da trajik olmadı diyebilirim. Tarihten ders almak lazım özetle. Veba için, frengi için, bütün dünyada ne kadar büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Bunları unutmamak lazım maalesef. Yani tarih bize bu yönde de yardımcı olmalı. Orantılar kurmalıyız bir anlamda. Trajediler, önemli trajedilerin bir daha gerçekleşmemesi için. Evet, siz tarihi bir kitap yazarken pek çok kaynağa eminim dokunmuşsunuzdur ve onlardan beslenmişsinizdir. İtalyan kaynakları en başlarıdır mutlaka bunların ama yanı sıra farklı kaynakları da belki bir kontrol etmek, mekanizmayı tam düzenlemek için gözden geçirmişsinizdir. Bu arada büyük ihtimalle Osmanlı tarihine de ister istemez girmişsinizdir. Çünkü 1429'larda başlıyor ve sonra Bizans'ın düşüşü, Cosimo her ne kadar bunu arzu etmeyip elinden geleni yapmış da olsa ama Bizans Fatih, Sultan Mehmet fethediyor vesaire. Ve öyle giden bu tarafta da akan bambaşka bir tarih ortaya çıkıyor. Osmanlı tarihine ilişkin çok fazla kaynak, belge bulabildiniz mi siz Avrupa'da bunları kontrol edebileceğiniz ya da besleyebileceğiniz? Ma no, non tanto. Hayır, istediğim kadar değil doğruyu söylemek gerekirse. Örneğin
bazı kişileri incelerken, senin de söylediğin gibi Konstantinopolis'in düşüşü, İstanbul'un fethedilmesi vesaire gibi olaylar, Cosimo de Medici tarafından da ele alınan konular, kiliseleri birleştirmeye çalışıyor mesela, Ortodokslarla Katolikleri birleştirmek için uğraşıyor. İşte orada belirli bölümler var ki, aynı tarihlerde şunu unutmamalıyız ki bir takım entelektüeller var. O zaman da tercümanlar var. Yunan eserlerini tercüme edenler var. Osmanlı kültürünü araştıranlar var. Belirli isimler bunlar. İki tane çok önemli isim var bu işi yapan. Oralarda tamam, kaynaklar elimize geçiyor. Ben tabii ki çok hevesliyim. Fatih Sultan Mehmet'i araştırmak için örneğin çok uğraştım. Aynı şekilde Kanuni Sultan Süleyman da son derece önemliydi. Onun hakkında yazılmış, Malta'da yazılmış çok güzel bir roman var. De Religion diye biz bulduk, okuduk, bilmiyorum Türkçesi nedir. Bu tabii çok çok benim ilgimi çeken bir tarih. Üstelik Fatih Sultan Mehmet, II. Mehmet Transilvanya'da da bulunuyor. Orayla da bağlantıları var. Dolayısıyla çok inceledim. Çünkü o dönem, o bölüm, o gerçeklik benim ilgimi çeken bir şey. Bir şekilde sultana katkıda bulunuyor o dönem ve sultanın yanında yaşıyor. Oranın Yeniçeri olarak oranın Voyvodası. Bütün bu Yeniçerilerin dünyası son derece ilginç. Devşirmeleri, devşirilmeleri, kızların seçilmesi, sonra bir asker olarak Yeniçerilerin yetiştirilmesi. Bütün bunlar son derece ilginç noktalar ve çok büyük bir kültürden söz ediyoruz. Belki de değil, hatta kesinlikle değiştirdi dünyayı ve bir şekilde kuzey halklarını da, İskandinavlar da özellikle bekçi oldular. Osmanlı İmparatorluğu'nun bekçisi haline dönüştüler. Yani tarihi araştırmak çok ilginç. Osmanlı tarihi özellikle ilginç. Çünkü sultanlar açısından bakıldığı zaman da bir egemenlik söz konusu, bir kültürel egemenlik söz konusu. Hem askeri ama aynı zamanda da kültürel. Çünkü genç insanları etkiliyor, farklı kültürlerdeki insanları ve onları kendi içerisine çekiyor ve büyük imparatorluğun içine gidiyor onlar. Unutmayalım ki eğer Viyana'da kuşatma başka bir biçimde sona ermiş olsaydı Osmanlı İmparatorluğu Roma'ya kadar inecekti Osmanlı kültürü. Tarih bu açıdan bakıldığı zaman çok büyüleyicidir aslında. Tabii ki incelemek, araştırmak, büyük padişahları özellikle ele almak gerçekten de insanı kendisinden alıp götürüyor ve benim de çok ilgimi çekiyor. Peki İtalyan edebiyatı tüm sanat dalları ile beraber çok önemli isimleri barındıran bir tarihi içeriyor bir taraftan. Siz bu tarihin devamı niteliğindeki bir ses olmak size ne hissettiriyor? Yani çağdaş bir İtalyan yazar böyle bir mirası devralıp nereye taşımak ister? Non ho capito bene, cioè io sono un erede dei precedenti autori o okay. ok, chiaro, domanda bellissima. Evet, çok güzel bir soru. Anlamakta biraz güçlük çektim ama çok güzel bir soru. Elbette.
Manzoni var benden önce. Sebastiano Vassalli. Eco var, Vassalli. Maria Belloncini. Belloncini. Bunlar son derece önemli isimler. Ve tabii ki dünya edebiyat tarihine de geçmiş isimler. Ve ben onların evladı gibi hissediyorum. Mirasçısıyım mıyım onu bilemem. Ama onların kitaplarını okudum. Benim niyetim nedir? Tarihi romanı, ki belki de sadece benim kitaplarımı demiyorum ama benim kitaplarım da böyle İtalya'da da pek kalıcı, pek kalıpçı kitaplar olarak kabul edildiler. Yani nasıl diyeyim, ağır kitaplar demeyeyim ama yoğun kitaplar olarak ele alındılar. Okunması pek kolay kitaplar değildi, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla benim amacım o zevki, o klasik kokuyu, o klasik dokuyu, tabii ki bütün alçak gönüllülüğümle söylüyorum, onları bir şekilde yaşatmak ve okunmasını sağlamak 2021'de ve 2021'den sonra da. Yani ben olabildiğince kısa cümleler kullanmak istiyorum. Olabildiğince okunaklı olmak istiyorum. Basite indirgemek istiyorum ama fakir de olmasın tabii ki. Yani dilerim öyle değildir. Edebi bir değeri olsun tabii ki. Etkin olsun. Tanımlamalar çok önemli ama çok da abartmamak lazım. Sıkmamak lazım okuru. Her seferinde bir detay olsun, bir ayrıntı olsun, bir sürpriz olsun, insanları şaşırtacak bir nokta olsun istiyorum. Dolayısıyla okuru tutmak istiyorum. Okurun bana sarılmasını ya da kitaba sarılmasını istiyorum. Böylelikle sonuna bir gitsin, neler olacak görsün istiyorum. Yani benim taşımak istediğim, benim götürmek istediğim yer burası diyebilirim. Benim İtalyan mirasçılığım özellikle roman konusunda, Avrupa romanı konusunda diyebilirim ki tiyatro aslında. Tiyatro da benim için çok önemli. Ben çok seviyorum tiyatroyu, Shakespeare'i. Ama daha önce Schiller'den de söz ettim. Christopher Marlowe, Tamerlano bunlar son derece önemli isimler Avrupa tiyatro yazarları olarak. Düşünüyorum ki Ibsen. Bunlar bana yardımcı oluyorlar. Diyalogları oluşturmakta, özellikle konuşmaları yaratmakta. Bir taraftan hem o döneme saygı gösteriyorlar hem de merkeziyetçilik oluşuyor. Etki oluşuyor, o yazarlarla aralarında bir bağlantı kuruluyor. Tabii ki elimden gelebildiğince ben en şahane olduğumu söylemek asla istemem de yani bir şekilde bir taraftan alıp, tiyatrodan alıp 21. yüzyıla bir şeyleri taşımak peşindeyim. Aslında bu tarif ettiğiniz her şeyi bu kitapta sağlamışsınız. Cümleleriniz çok net, kısa, öz ve zengin. Çeviriniz de Türkçedeki muhteşem. Gerçekten bütünüyle bu anlattıklarınızı alıyoruz. Kitap aynı zamanda televizyona uyarlanmış durumda. Ben Tılsım Bozulmasın diye ve özünde evet, bir tarih okuru olmayı tercih ettiğim için izlemedim. Siz karakterlerinizi, sizin kaleminizden çıkmış eseri uyarlanmış halde ekranda gördüğünüzde ne hissettiniz? Sizi tatmin etti mi? Allora dico una cosa. Şimdi şöyle söyleyeyim. Televizyondaki benim kitabımdan çıkmadı. Aynı anda çıktılar ama benim söylemem gereken şu. Yani televizyon dizisi hoşuma gitti benim. Çünkü tabii ki içinde belirli hatalar var bütün dizilerde olduğu gibi ama gene de pek çok kişiye Rönesans'la bir bağ kurmalarını sağlıyor. Kitap da öyle, roman da öyle aslında dediğim gibi. İnsanlara sevdiriyor dönemi.
Bir kere bakan insan romanını alır okur veya roman okuyan insan gider daha net bilgiler etmek için araştırma yazılarını okur, kitaplarını okur, denemeleri okur vesaire. Yani bizimki sonuç olarak bir anahtar. Mesela Machiavelli dediğimiz zaman da Prens'i okumak, bir şekilde o dönemin ruhunu yakalamak için, Rönesans'ın ruhunu yakalamak için önemli. Fiction tabii ki, yani bu film, televizyon filmi tabii ki yararlı oldu. Bir televizyon dizisi olarak hazırlandı. Tabii ki başka bir bakış açısıyla hazırlanıyor. Romanınki başka olur. Siz de kabul edeceksiniz ki araştırma yazıları başkadır. Hepsinin yeri ayrıdır. Dolayısıyla ne istiyoruz, nasıl ulaşacağız, öyle düşünmek lazım. Sizin kitabınız böyle sahne sahne yazılmış gibi, çok o uyarlaması da belki güzel olabileceği için ben yanlış bir bilgiye hisse kapılmışım, ama neticede birbirini tamamlayan ögeler olduğu için çok da uzaklaşmamış olduk. Şunu merak ediyorum, siz Homeros'un İlyada'sından çıktınız ve bir tarihçi yazar oldunuz, çok etkilendiniz. Destan, şiir hepsi sizi besledi. Bugün bu tür kitaplarla acaba bugünün gençliğini yazın, yarın tarih ya da roman yazan edebiyat yazarlarına çevirebilir miyiz? Öyle etkileyebilir miyiz? Sicuramente sì. Elbette etkileyebiliriz. Çok da başarılılar çıkacaktır aralarında. Bak, bugün de var genç ve başarılı çocuklar. Tabii ki farklı bir biçimde anlatacaklar. Ben belki o kadar da yaşlı değilim. Ama çok gençlerin daha bir başka dünyada olduğunu düşünebilirim. Yani aramızda zaten bir fark var, bir zaman farkı var. Yani bir şekilde babamın, dedemin yaşadığı dönemlerden farklı bir dönemdeyim ve şu anda 20 yaşında olan çocuklardan da ben farklı bir dönemi yaşadım. Çünkü çok da hızlı bir gelişme yaşanmakta. 80'li yıllara, 90'lı yıllara oranla bugün çok daha hızlı gelişiyor insanlar ve kuşak farkları. Şunu söylemeliyim ki, bir şeyin farkındayım. Bugün ben klasik yazarları okuyorum ve çağdaşları az okuyorum. Belki bu benim bir sığınma, kaçma biçimim. Bir tür edebiyata sığınmayı tercih ediyorum. Pandemi süresince örneğin neyi okudun dersen, Victor Hugo'nun Sefillerini okudum. Balzac'ın kitaplarını okudum. O hayat deneyimlerinden yola çıktım, dışarı çıkamadığım süre içerisinde. Tahmin ediyorum ki, ama bütün bunlar tabii ki benim yaşadığım deneyimler. Bir çağdaş yazarı okumadım, ama istemediğimden, sevmediğimden de değil ya da başarılı olmadıklarını düşündüğüm için değil. Ama o yazarlar beni daha özel bir zaman dilimi içerisinde etkilemişlerdi. Edebiyatın ne olduğunu anlamamı sağlamışlardı. Ama her dönemin büyük yazarları olacaktır. Bunu böyle düşünmek lazım. Yarının da büyük yazarları olacak. Şu anda çok zor, anlatılması çok zor bir dönemi yaşıyoruz. Ve bunu deneyen insanlara ben büyük bir hayranlık duyuyorum. Çünkü benim eğilimim daha çok kaçmak. Geçmişe sığınıyorum ben, geçmişe kaçıyorum. Rönesans'ı bu yüzden anlatıyorum. Orta Çağ'ı bu yüzden anlatıyorum. Çünkü böylelikle ben kaçabiliyorum bugünün etrafında gördüklerimden. Ve düşünüyorum ki bu doğru da. Unutmamak lazım
senin de söz ettiğin gibi bir miras söz konusu. O mirası unutmamamız lazım. Osmanlı kültürünü, Rönesans kültürünü unutmamalıyız. Ve işte bizim yıkımımıza neden olacak olaylardan da uzak durabilmeliyiz, onları iyi değerlendirerek. Böyle bir rolümüz olduğunu düşünüyorum yazar olarak. Tabii bugünü anlatan da çok başarılı yazarlar var, onu da söylemeliyim. O zaman diyebiliriz ki Nermin Hanım'ı gördüm çünkü herhalde bir toparlama evet, için bu kadarcık evet, vaktim varsa diyebiliriz ki Matteo Strucul kendini gerçekleştirmiş, mutlu bir yazardır ve yeniden de olsa yeniden Matteo Strucul olarak bir yazar olmak ister. Si. Ne güzel. Matteo. Si, va bene. Evet, gerçekten öyle. Evet, tam da böyle sizin dediğiniz gibi. Ben öncelikle Aslı Aldemir ve Melis Köymen'e bu şahane çevirilerinden dolayı teşekkür ediyorum Epsilon'dan çıkan kitaba. Biz Medici'nin devamını da bekliyoruz sevgili Aslı Tunç ve tüm Epsilon ekibi. Matteo, biz Türkler Bilmiyorum. Olarak genellikle şu soruyu sormayı çok severiz. İstanbul'a geldin mi ya da Türkiye'ye geldin mi diye her okay, yabancıya bunu, mutlaka bunu sorarız. Yani ben sormayanı görmedim şimdiye kadar. Peki, gelmek ister misin? Elbette, elbette, kesinlikle gelmek isterim. Tamam, bu akşamın gerçekleşmesini sağlayan İstanbul'daki İtalyan Kültür Merkezi ekibine bu notumuzu da iletelim lütfen. Ve bir soruyla eğer Ayça Hanım'ın da izni olursa, Türkiye ile ilgili ya da Osmanlı ile ilgili ya da şu anda üzerinde yaşadığımız toprakların tarihinde gelmiş geçmiş okay, başka ülkelerle ilgili roman yazsaydın nasıl bir roman olurdu sence? Ha, çok zor soru. Kimi yazmak isterdin ya da neyi yazmak isterdin? Çünkü ben eminim ki Türkiye ile ilgili çok şey biliyorsun. Ya da geçmişi mi yazmak isterdin? Come dicevo prima, probabilmente. Daha önce de söylediğim gibi aslında. Tabii ki çok araştırma yapmam lazım. Ama Fatih Sultan Mehmet'i yazmak isterdim veya Kanuni Sultan Süleyman'ı yazmak isterdim. Bence bu iki kişi unutulmaz tarihi kişilikler. Tarihin en önemli kişilikleri diyebilirim. Bir şekilde tarihte öne çıkıyorlar. Çünkü vizyonları olan insanlar bunlar. Ve biraz Medici'lere benzetebiliriz onları. Evet, bir yandan fütuhatçılar. Çünkü biliyorlar ki ordu ve askeri güce ihtiyaçları var ama bunun yanı sıra da bir kültürel altyapı oluşturmak için uğraşıyorlar. İşte ben bu tarz insanları büyüleyici buluyorum. Kesinlikle onlar üzerine yazmak isterdim. Çok güzel olurdu ama çok çalışmam lazım yazabilmek için. Ama ben eminim ki Ayça ile birlikte seni İstanbul'da onların yaşadıkları evlerde, saraylarda birlikte dolaştırmaktan çok büyük zevk alırız İstanbul'a geldiğin zaman. Bunun için de şimdiden söz veriyoruz sana. Matteo, seni dinlemek, Ayça ile sohbetinizi dinlemek gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim, zaman ayırdın. Seni yorduk. Ayça, çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İnşallah bunun yüz yüze olanını İstanbul'da ya da Türkiye'nin farklı bir şehrinde yapabiliriz ve hemen sonrasında da masaya geçip Türkiye mutfağından güzel yemekler yiyebiliriz birlikte diyorum. Yarın akşam şöyle söyleyeyim. Ben bugün bana bu söyleşi esnasında bir espresso ve bir limoncino eşlik etti. Çok güzel. İtalyan kültürünü devam edelim tanıtmaya. Evet, ufacık bir rica ile. Evet, şu anda bir de Nur Hanım'a çok 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 teşekkür etmek isterim. Bu harika sohbeti bu kadar özel kıldığı evet, için. Evet, çevirmenimiz şahane. Muazzamdı, çok teşekkür ederim. Ve bizim ekipten Kardelen Genç, İtalyan edebiyatının, romanlarının Türkiye'ye çevirmesi için uğraşan, bugün 26 yaşına giren genç bir edebiyat ajanı. Belki de ona İtalyanca doğum günü kutlu olsun okay, dersin Matteo. Ne dersin? Kardelen Genç.
Auguri. Kardelen. Genç. Kardelen, okay. Evet, tanti auguri. Oldu Kardelen. Evet, o da... Evet, tanti auguri doğum günün kutlu olsun anlamına geliyor. Tabii benim tarafımdan da Kardelen'in doğum günü kutlu olsun. Kutlu olsun. Mutlu olsun, evet, iyi çok teşekkür ederiz. İnşallah. Yarın akşam İTEF çatısı altında düzenlediğimiz İtalya özel programı devam edecek. Lütfen saat 8'de bizimle birlikte olun. Çok teşekkürlerle, hoşça kalın, edebiyatla kalın. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar diliyorum Matteo. Thank you. Grazie. Ciao, grazie. Grazie, Ayşe. Grazie, grazie. Ben de herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın.